arkadaşlar, Number One TV kanalına hoş geldiniz. Star Son'da bugün stüdyomuzda konuğumuz Fuat Ergin olacak ve yanında kardeşim dediği APO bugün stüdyomuzda olacak. Keyifli bir sohbet olacak umarım ki. Türkçe rap hayranları, Fuat'ı sevenler, sevmeyenler belki de ekran başında olsun. Çünkü bakalım Fuat neler söyleyecek bugün bize. Türkçe rap son dönemde çok biliyorsunuz ki daha fazla konuşuldu oldu birkaç organizasyondan dolayı. Bakalım Fuat'a onu soracağız. Nedir, ne değildir, işin doğrusu, aslı. Nedir Türkçe rap ile ilgili görüşlerini de bugün burada alacağız. Şimdi Fuat Ergin'in Okyanuslar videosunu izleyelim. Ardından Fuat Ergin işte burada olacak. Evet arkadaşlar, Number One TV'de Star Zone'a başlıyoruz. Bugün Fuat Ergin stüdyomuzda konuğumuz olacak demiştik. İşte Fuat burada. Hoş geldin. Merhaba, Fuat. Hoş bulduk. Herkese merhaba dedi ve APO. Aynen, APO kardeşim. Kardeşim burada. Çok güzel oldu. İkinizi birden almak daha keyifli oldu. Çünkü organizasyonlarda falan hani böyle söylerken siz, eventlerde, organizasyonlarda vesaire görüyorum hep arkanda. Evet. Hani milleti kalabalığı ben ayağına getiriyorlar. Tabii ki. Hadi bir ya falan diye böyle güzel, keyifli. Eyvallah. Nasıl gidiyor abi çalışmalar? Önce onu sorayım sana. Albüm şey neredeyse bitti. Bir iki parça daha kaldı böyle yapmak istediğimiz ama %90'ı, 95'i bitti diyebiliriz. Eğer her şey yolunda giderse işte önümüzdeki senenin ilk aylarında çıkacak. Güzel olacak ya. Biz merakla bekliyoruz hatta. Dün akşam mıydı ya? Ondan önceki gün müydü hatırlamıyorum. Dün akşamdı galiba. Girdim bir bakayım dedim hani Fuat Ergin MySpace'e. Onu söyleriz arkadaşlarımıza, merak eden varsa. Dün akşam da. Evet. Dün akşam da bir baktım abi, bir tane şey var. Bir intro, bir de intro yeni var. Bir parça kalbim. Hani albümün adını taşıyan parçayı koyduk dün akşam. Bakalım insanlar dinlesin. Bir önden bir aperatif olarak düşündük onlara. Çok beklettik çünkü. İnşallah her şey yolunda gidecek ve albümümüz de çıkacak tabii ki. Ama bekletmek, beklettiğimiz için de bu kadar fanlarımızı, onlara sonuçta bizim bir vefa borcumuz var. Dedik dinlesinler, memnun olsunlar, hoşunda olsunlar. Yani onlar bizim her şeyimiz sonuçta. Tabii ya, altındaki yorumlara falan baktım, bayağı keyifli yorumlar vardı. İşte sana birçok şey vardı. Şimdi evet. Bir şey dikkatimi çekti, Facebook grubu da var. Bayağı da kalabalık, aktif bir grup. Açıkçası Facebook'tan o kadar çok friend request var ki ben girdiğim zaman kilitleniyor ve ben artık hiçbir şey yapamıyorum. Gerçekten hani buradan Facebook'tan bana request gönderenlere cevap yazamadığım için hani özür dilemek istemiyorum ama dediğim gibi o kadar çok request ve şey var ki, talep var ki maalesef kilitleniyor, bilgisayar dayanmıyor buna. Çok iyi ya. Ama emin olun her şey sizin için yani. Doğru ya, çünkü şeyi gördüm Facebook'ta hani Fuat Ergin olarak belki eklemeyebilirsiniz ama en azından belki fan sayfasını falan eklemek daha mantıklı. Çünkü bir baktım orada senin yorumların da var, hemen altta ekliyorsun. Aynen. MySpace'ten şeffaf bir durum var yani. O çok aynen. MySpace'te Fuat Ergin, MySpace Fuat Ergin'den girebilirsiniz. Bizim kendi internet sayfamızda fuatergin.biz. Bu bizim kendi sayfamız. Öbür sayfalarla hiçbir alakamız yoktur. Yani evet, bilemiyoruz artık kimler var arkasında ama bizim kendi sayfamız, kendi arkasında durduğumuz sayfamız fuatergin.biz. Bize ulaşmak isterlerse insanlar ya da bizim hakkımızda bilgi edinmek isterlerse, konserler ne zaman var diye bilmek isterlerse mesela buradan ulaşabilirler. Peki. Aynen. Fuat Ergin'le devam edeceğiz arkadaşlar. Buradayız tabii ki daha uzunca bir zaman. Şimdi sizlerin gönderdiğiniz bir video klibimiz var. Bugün özellikle sizin için rap videoları ağırlık verdik. Arkadaşlarımızın gönderdiği. Fuat Ergin varken de başka video verilmez değil mi? Hadi bakalım izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Fuat Ergin'le beraber devam ediyoruz. Merak edenler Fuat Ergin MySpace'ten en son parçaların böyle ufaktan ön gösterimi gibi düşünebiliriz. Bir tane intro var, bir de normal parça. O da indirebilirler. Ama onun dışında o parçaları dinledik tabii ki. Ben de akşam dinledim. Keyifliydi. Hani neler var albümde? Kimler katkıda bulundu? Ne var? Ne featuring kimler var? Benim DJ'imin grubu var. Kerberos. DJ Sivo'nun grubu. Onlar var albümde. Ayrıca APO var. Arkadaşım burada, kardeşim. Başka birkaç feat daha var ama onlar da artık bakalım yoluna oturursa her şey. Onları da internet sayfamızda kesinlikle bahsedeceğiz ama şu anda biraz daha dikkatli olmak durumundayız. Önceden diyorsun ki bir şey söylemeyeyim şimdi, belli olmuyor. Aynen, bir de hani tabii, sürpriz olmuyor. Efektini de kaçırmayalım. Sonuçta insanlar bekliyorlar. Tabii ya. Albüm straight hip hop oldu. Yani her ayın elemanının en sert parçalarından yola çıkabiliriz diyebilirim yani. O şekilde oldu. Sertlik ayarı nasıl peki? Hani bundan önceki yani, Kültür Bakanlığı'nın izin verdiği çizgiye kadar gelmiş bulunmaktayız. Son sınır. Aynen, sınırdayız yani. Onu da artık bandrol almak istediğimiz için de geçmeyeceğiz kesinlikle. İyi ya, güzel. Bilmiyorum. Şunu onun hakkında da konuşmak isterim seninle bir eğer müsaaden olursa. Tabii ki. Çünkü hani ülkemizde yabancı ülkelerde çok daha farklı bir uygulama var. Evet. Yani etiket basarak hani evet. Ratingini belirleyerek. Evet. Ama ülkemizde birçok şey hani bir hafif makas atılıyormuş gibi değil mi? Yani ben açıkçası televizyonda da bu hani argo konuşma olsun, küfürlü konuşma olsun, bunların sansürlenmesine gerçekten bir anlam veremiyorum.
Yani sonuçta bu dil küfürle de bir bütündür yani, anlatabiliyor muyum? Neyzen Tevfik demiş zamanında, küfür dilin cilasıdır. Tabii ki biz burada küfürü şimdi yüceltmiyoruz falan, ama sonuçta bu da hayatın ve dilin bir parçası. Herkes sinirlendiğinde ya da canı yandığında kesin bir sallar bir küfür yani. Hani kimse çifte standart yapmasın derim ben. Hani bu sansür olayı gerçekten nereye kadar? Sonuçta hiç kimseden hiçbir şey saklanmıyor. Bence çok anlamsız bir şey. Ama sonuçta sistem şu anda böyle. Yapacak da bir şey yok. Kanunlar yani var. Onlara da karşı gelmek artık cahillik olur diye düşünüyorum. Peki şey olsa mesela, atıyorum biraz daha sert parçaların hani küfür düzeyini. Abi biraz daha içeri gelsene ya şöyle. Dışarıda kalma zaten. İçeri gir. Şey ne diyordum ya? Sert parçalar. Daha sert bir şekilde. İnternette verdiğimiz zaman bir sıkıntı doğuyor mu bundan? Yani yok, aslında doğmuyor bu sıkıntı. Yani belden aşağı galiba vurmadıkça pek bir sıkıntı olmuyor. Anladım. Şimdi hani YouTube'e gelen şeyler, yasaklar, banlama, bendemeler, cezalar. Evet. Şimdi birçok internet sitesine gelen cezalar. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yine bence çok yanlış yani bu demokrasi, demokratik düşünceye aykırı bir şey. Sonuçta hani özgürlük denen bir şey var. Bunu kısıtlayarak sen sadece o insanın başka bir yol bulmasını sağlıyorsun. Aynen, hidemyass.com'dan giriyor. Anlatabiliyor muyum? Oradan tık diye istediği yere de giriyor sonuçta hani. Bunu, evet yani engellemenin bir anlamı yok çünkü yol çok. 350 bine yakın sonuç var Google'da aratıldığında. Yani bu kadar basit. Hiç bence yani bu kısıtlamalara gerek yok. İnternet sonuçta çok acayip bir ortam. İnsanlar aklına estikleri gibi de yazabiliyorlar. Bizim geçmişimize, gelmişimize de hakaret edebiliyorlar ya da bize millet olarak da hakaret ediyorlar ama onları bunu, yasaklayan yok. Yani biz bunları olgunlukla karşılamalıyız sonuçta, ya da hani bir şey olduğu yok ki. Birisi bana hakaret etti diye ben onun hakareti benim üstüme yapışıp kalmıyor ki. Değil ya mi? Da ben onun hakaret ettiği o formun içine girmiyorum ki, ya da o olmuyorum ki, ya da anlatabiliyor muyum? Bu çok saçma hiçbir bir şey yani. Değil orada bir aynen yani. Bu yasaklama olayına kesinlikle karşıyım ben yani, eğer demokratik bir şeyden söz ediyorsak burada özgürce internette insanlar takılabilmeli. Yani, takır. Yani oradan ne bileyim Yunanistan'dan da anti bir video yapılmışsa ya da bir şey yapsa yayınlanmalı yani, ne yapabilirsin ki? O zaten yapacak onu. Bütün dünya seyrediyor. Burada Türkiye'de şimdi insanlar seyredemiyor. Yok mu sayıyorsun onu sen? Çok saçma. Tabii ki çok saçma. Yani izliyor sonuçta. Peki arkadaşlar, Fuat tabii ki çok dop dolu bir adam. Bütün kültürün deneyimini artık Star Sonu izleyicisiyle paylaşıyor bugün de. Çok sağ olun. Biraz sonra APO'yu da biraz tanıyalım. Evet. Yanlarımız zaten var ama Star Sonu'nda bir ufak şey yapalım. Hemen tamam. Bir video klibimiz gelsin. Fuat'ın videosunu izleyelim arkadaşlar, olur mu? Geri geldi. Geri geldi izleyelim. Ardından Fuat'la beraber buradayız. Evet arkadaşlar, Number One TV'de Fuat'la beraber devam ediyoruz. Bir de APO bugün burada. Fuat'ın yanından ayırmadığı kardeşim dediği APO. Onu da biraz tanıyalım ya. Ben APO. Konuşmaları çok beceremiyorum. Hollanda'daydım ben. Bir sene oldu geleli. Hollanda'da yaşıyorsun? Yok, 5,5 yıl falan orada kalmıştım. Sonra geri geldim işte. Bir seneyi doldurdum. Underground rap yapıyorum ben de. Rap müziği çok seviyorum. Çocukluğumdan beri dinlediğim bir şeydi. Hollanda'da başladım. Öyle daha sonra işte Fuat abiyle falan tanıştık. Beraber bir şeyler yapıyoruz. Daha çok underground yapıyorum ben. Yer altında öyle internette falan. O tarz çalışmalar. Güzel ya. Aynen. Bir de kendisi şu anda bir dükkan açtı. İstiklal'in bir arka sokağında. Galatasaray hamamına girerken. Mutlaka uğraması gerekir herkesin. Benim üstümde de taşıdığım şu anda gömlek onların tasarımı. Öyle mi? Evet. Markasının ismi Bol. Hip Hop. Bol. Evet. Bol. Bol Wear. Le. Tekle. Bol. Aynen. Bol Wear diye. Güzel ya. Ve gömlekler olsun, tişörtler olsun, işte pantolon paçalar için lastiklerden tut. Her şeyi bulabilirsiniz. İpap, kazaklar İpap, aynen. Bütün şey orada değil mi? Aynen. Arkadaşımın dükkanına herkesi bekliyoruz. Giyinmek isteyen, bizden olan herkesi seve seve bekliyoruz. Kesinlikle gelsinler. Ben onu senden adresini alayım çıkışta da ben de. Aynen. Benim ben onu böyle giyinebilmeyi beceren bir insan değil mi ama? Yok. Çok güzel pantolonlar da var. Sana da kesin oturacak şeyler var. Bolver hakkında bilgi edinmek isteyenlere şöyle diyeyim ben. Benim MySpace sayfama girdiğiniz zaman Fuat Ergin'e zaten top friendsimin içinde benim var. Oradan tıklayıp doğrudan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bir internet sayfası varsa onu da senden rica ederim. Bolver.com. Bolver.com'da ulaşabilirsiniz. Fuat'ın kıyafetlerini beğeniyorsanız konserlerde adam zeyir değil mi? Oradan giyiniyorsun sen. Aynen. Çok güzel ya. Bu rahat giyim tarzı da çok hoş. Yani, sana çok güzel gidiyor zaten. Eyvallah kardeşim. Şey. Sonuçta ben kilolu adamım. Şimdi oturup stretch bir şeyler giyemem yani. Uymaz yani bana. Ben böyle bol kıyafetler içinde rahat ediyorum.
bana yakıştığını düşünüyorum. Zaten negatif bir şey de pek duymadık. Artık insanların da gözü alıştı. Bizi gördüğü zaman amcalar, teyzeler bile aha işte rapçı, aha hip hopçı diye bizi tanıyorlar. Aynen aynen. Yani güzel artık ya. o olay bitti yani. O ön yargı durumu kesinlikle artık uçtu gitti ya, onun için. Bazısı yapmak bazen o kıyafeti üzerinde taşıyamıyor. Olmayabiliyor yani kimisinde ama sen tam evet. Gördüm hani montuyla, atkısıyla, yani, çantasıyla gelen bir adam hakikaten. Aynen hani Fuat, yani bir de şey demek istiyorum. Sonuçta bu bir özentilik bir durum yok burada. Biz sonuçta hip hop kültürünün birer askeriyiz diyebiliriz. Ya da bu kültürün temsilcileriyiz. Bu kültürü temsil edebilmek ilk başta da dış görünüşle başlar. Sonuçta sokakta beni gören birisi... Beni tanımıyorsa bile aha işte bir hip hopçı ya da bir rapçi diye benimle bağ kurabiliyor. Anlatabiliyor evet, muyum yani? Ya. Bu bizim için çok önemli. Bu bizim üniformamız yani. Doğru. Kim olay yani askerin aynı. Metalciler varsa değil yani mi? Kesinlikle metalcilerin nasıl bir zamanlar saçları uzundu ya da zincirler takıldı. Hala öyle takılan zincir, abiler var. Aynen bizim de olayımız bu işte. Çok bol pantolonlar, ya. Güzel bol gömlekler, bol tişörtler. Süper süper. Güzel şapkalar falan. Güzel. Fuat'la devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi sizlerden gelen video klip ardından Fuat'la buradayız. Evet arkadaşlar, Number One TV'de Fuat'la ve LPO'yla buradayız, devam ederiz programımıza. Albümden bahsettik. Eski video kliplere geri dönmek istiyorum Fuat. Evet. Kliplerde hani alışılmışın dışında hip hop videolarından farklı şeyler de yap. Video kliplerin çok keyifliydi. Evet. Sana şöyle bir video klip mesela, benim hayalimdeki video klip. Bir animasyon. Belki senin animasyonun. Küçük bir Fuat mesela, çizgi film karakteri. Evet. Ona nasıl bakıyorsun? Yani sadece şahsi bir yorumumdur yani, öyle düşünüyor musun? Aslında çok sıcak bakıyoruz ama bu gerçekten mesela çok uzun zaman isteyen ve sabır isteyen bir şey. Hani animasyon yaparsın oraya, Cin Ali gibi bir şey de koymak istemem açıkçası. Hani animasyon dediğin zaman gerçekten arkasında en az 1,5-2 sene çalışılmış bir şey olması gerekir diye düşünüyorum ben. Böyle bir şey tabii gönüllü yapmak ister ama sonuçta şu anda elimizdeki imkanları değerlendirmek durumundayız. Ve bu mesela geri geldi klibimde benim Bahadır Başaran arkadaşım. Buradan ona selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Bu klibi o yaptı. Çok keyifli bir şey. Evet yani evet Raf Katz'la birlikte oturup bunu yaptılar. Onlar çok iyi iş çıkardılar buradan. Elimizdeki görüntülerle. High def çekilmiş bir şey bu. İnşallah her şey yolunda gidecek ve yeni albümümüzdeki video klip içinde onunla beraber çalışacağız. Onu da bekliyorum ya. Acaba nasıl yapacaksın diye. Sürpriz bir adam olduğu için hani her şekilde evet. Farklı şeyler yapma peşinde olan bir adam, dolu bir adam olduğu için evet. Hani video klipte ne yapacağız çok merak ediyorum ben. Yani biz işte söyleme tabii de. Yok tabii söylemeyeceğiz ama sonuçta hani belirli bir çerçevede de kalmak durumundayız. Çok sert şeyler yapamıyorsun bildiğin gibi. İşte kan gösteremezsin, silah gösteremezsin falan. Ya da bir savaş durumu tiyatralik olmadığı sürece giremezsin o olaya. O yüzden biz de elimizdeki fırsatları değerlendirip işte mümkün olduğu kadar sözlerimizin altını çizecek resimler yakalayıp güzel enerjili resimler yakalayıp bunları sonuçta dinleyiciyle paylaşmak. Ama aslında ben gerçekten hani video klip taraftarı olan, çok video klip taraftarı olan biri değilim. Çünkü senin parçanı dinleyen birinin görsel olarak düşüncesinin geliştirmesini kısıtlıyor bu. Evet. O evet. Mesela senin sözlerini duyduğumda bir daha dinlediğinde ve videonu da biliyorsa eğer hemen kafası videoya gidiyor ama doğru, video yoksa haklısın. Eğer video yoksa ortada çok haklısın. Herkes kendi kafasına göre senin parçanı yorumlayıp kendi resimlerini, kendi kafasının içindeki canlandırdığı resimleri buna ayarlayabiliyor, uyarlayabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Evet, yani yaratıcılığa ve creativity olayına çok daha geniş bir yelpaze açılmış oluyor. Bu çok güzel bir şey ama sonuçta dediğim gibi biz bir sanayi çarkının içerisindeyiz ve bu oyunun belirli kuralları var. İnsanlara eğer biz video kliplerle ulaşabiliyorsak da biz bunu bu şekilde yapmak durumundayız. Yani bunu bu bizim insanlara ulaşmak için bir fırsatımız. Kendimizi gösterebilmek ve ön planı çıkarabilmek için bunu değerlendirmek durumundayız. Bakalım sonuçta. Neler olacak arkadaşlar. Fuat'ı merakla bekliyoruz. Biraz sonra sana söyleyeceğim. Çok enteresan bir anım var onunla ilgili. Biraz sonra tekrar devam edeceğiz tabii ki arkadaşlar. Şimdi sizlerin gönderdiğiniz videomuz var. Evet arkadaşlar, Number One TV'de devam ediyoruz Fuat'la beraber. Demin yarım kalmıştı ya. Ya o dedin ya hani video klipleri izlerken insanın aklında video klip kalıyor. Zaten müzik dinlemenin maksadı bu değil midir? Hani hatırlarsın müziği, bir yerde duyarsın ve aklına bir olay gelir. Güzel, çok haklı buldum seni. O yönde evet, hiç düşünmemiştim. Ama işte senin müziğinin görsel desteği olmadan insanın beyni içinde yarattığı etkiyi biraz etkiliyor bu video klip olayı. Yani sınırlıyor. Hı-hı. Sen çünkü bir video çok klip güzel. Sunuyorsun ona ve bu görsellikle onun düşüncelere dalmasını ve inanılmaz yerlere götürmesini, kafasını ona engelliyorsun diye düşünüyorum ben. Ama sonuçta dediğimiz gibi yapacak bir şey yok. Yani video klip sanatı da çok gelişmiş bir şey.
Mesela çok iyi video klip yapan adamlar var artık piyasada. Beklerken yani. Bizim stüdyomuzda ufak yani şey aksilikler oldu. Onu beklerken baktım oradan ben bir video klip oradan kesiyordum. Aynen yani mesela işte kimisi ne bileyim çok enteresan şeyler koyuyor video klibine. Ya da bir hikayenin altına o kadar güzel bir şarkının altına pardon o kadar güzel bir hikaye yerleştiriyor ki. Gerçi ikisi de farklı yerlerden ama bir tür işte bir paralellite var orada. O çok güzel bu tip şeyler yakalayabilmek ama. Hip hop videolarında şeyi görüyoruz mesela. Onu her zaman düşünmüşümdür. Senin de bir kültürün Türkiye'deki temsilcilerinden biri olarak düşündüm. Düşünüyorum. O yüzden hani büyük yüzükler, elbise, kıyafet, zenginlik, sempoli. Anlıyorum evet. Rolls Royce'lar hani süper lüks dairede 80 tane hot chicks böyle bir evet arada. Yani açıkçası yani ben buna gerçekten çok karşıyım. Çünkü bu materyalizme ve yüzeyselliğe giriyor benim gözümde. Sanatsal boyutunu öldürüyor yani, gibi geliyor. Yüzük takmışsın ya da boynunda bir platin kolye olmuş. Efendime söyleyeyim elinde işte şampanyan, havuz başındasın falan. Sonuçta video bittikten sonra sen de kalkıp gidiyorsun oradan. Çoğunlukla öyle. Yani sonra 94K'ya mı bindin? Yok, ve böyle villası olan rapçiler de zaten kendi villalarında çekmezler video. En fazla işte Crips'i davet eder, evini gösterir şöyle. Aynen. Odur yani sonuçta ortam kiralık, insanlar kastedilmiş. Arabalar kiralık yani bu çok kötü bir şey. Sonuçta Amerika'ya yani Amerika Birleşik Devletleri'mize baktığımızda burada bir kısım Afro-Amerikan insanlar böyle bir propaganda yapıyorlar. Bunlar mesela işte ne bileyim büyük plak firmaları tarafından motive edilmiş büyük paralarla. Bunlar da böyle bir yoldan o getoda yaşayan ya da işte sosyal konutlarda yaşayan işte ekonomik seviyesi daha düşük olan insanlara böyle bir şey gösteriyorlar. Ya kardeşim bu getoda yaşayan her adam senin kadar yetenekli değil ki. Çıksın rap yapsın ya da 100 metreyi 9 saniyenin altında koşsun ya da efendime söyleyeyim şarkı söylesin ya da başka bir şey yapsın. Adam bu sefer bu yaşam stilini yakalayabilmek için kötü yola düşüyor. Gidiyor uyuşturucu satıyor, gidiyor silah satıyor. Kadın tüccarlığı yapıyor ya da işte mahallesinde komşusunu, çocukları, her milleti zehirliyor orada. Yani sonuçta birbirini egale eden bir sistem ortaya çıkmış oluyor. Ben buna kesinlikle karşıyım. Böyle bir şey yaptığın zaman onu gören insan sana özeniyor ve senin gibi bir şeylere sahip olmak istiyor. Seni gerçekten bu yaşam stili içinde görüyor o insan ama öyle bir şey yok aslında. Herkes normal sabah kalkıyor işte tuvaletini yapar, dişini fırçalar, kahvaltısını eder, işleri varsa onları halleder. Bütün gün böyle havuz başında kimse şampanya sallamıyor kardeşim. Böyle bir hayat yok yani. Yani böyle bir hayat yok zaten. Varsa bile ayda bir kere ya da haftada bir kere falan yapılır o yani. Ama sen kalkıyorsun elinde hiçbir şey olmayan ve gerçekten bunları elde edebilmek için bütün etiğini kenara iten insanları bunu yapmak için motive ediyorsun ve sonuçta ortaya crime çıkıyor. Yani işte suçlar çıkıyor, çeteler çıkıyor, uyuşturucu satıcılığı çıkıyor. Efendim ne söyleyeyim kadın tüccarlığı çıkıyor. Yani neler var anlatabiliyor muyum? O yüzden hiç kimseyi yani televizyondan ulaşılamayacak bir yerden haset etmeye gerek yok yani. Eğer hani, aynen bir şey varsa yapılacak. Aynen rap'le yapılacak bir şey varsa insanlar bilinçlendirilir. Ya da bir şeyler eleştirilir, bir şeyler süngülenir efendime söyleyeyim. Bu tip şeyler yapılabilir ya da işte sosyal problemlere değinir birisi. Birisi çıkar başka bir şey anlatır ama bir dert anlatma durumu, bir haykırış söz konusudur. Anlatabiliyor muyum? Bunu herkes farklı yapar. Kimi işte oturur ağlayarak yapar. Kimisi de haydi kardeşler arkadaşlar diye yapar bunu. Anlatabiliyor muyum? Bir koç gibi ya da bir antrenör gibi yapar. Ama dediğim gibi ben bunları gerçekten çok anlamsız buluyorum. Geçen gün de yani o 50 cm görünce insanların da ona nasıl ilgi gösterdiklerini görünce biz gerçekten çok şaşa kaldık. Dur ondan da konuşalım. Aynen. Biraz sonra olur mu? Aynen olur. Hemen girelim. Aynen bence. Tabii ki tamam olur. Hemen girdim. Fuat biliyorsunuz ki burada arkadaşlar. Biraz sonra yine burada olacak. Biraz sonra ondan da biraz bahsedelim. Ben de böyle yapayım. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizlerden gelen video klip. Evet arkadaşlar, Number One TV'de Stanson'un bu akşamın sonuna geliyoruz. Fuat Ergin buradaydı bugün. Çok teşekkür ederiz abi, çok sağ ol. Onur ben teşekkür ederim. Çok sevindim valla tanıştığımıza. Eyvallah kardeşim, inşallah bir daha görüşürüz. Çok dinlediğim bir adamsın çünkü. LPR'ye teşekkürler bugün bizi kırmadığı için, geldiği için. Çok sağ ol, hasta geldi bugün Fuat Ergin. Estağfurullah, ne demek. Seve seve. MySpace.com/FuatErgin'den Fuat'ın yeni parçalarına ulaşabilirsiniz. Bir intro var, bir tane güzel bir şarkı var. Kalbim. Albümün ismi de Kalbim olacak. Şubat ayında piyasada inşallah. Raflardaki yerini inşallah alacak Fuat'ın dediği gibi. Umarım iyi olur senin için Fuat'cığım. Check it out Ballware İstiklal. Check it out Ballware İstiklal dedikten sonra Check it out Fuat Ergin
MySpace diyorum ben de. Tamam mı? Bizim programımızda check-in etmek isteyenler için Facebook'ta grubumuz var. Darbuban.com.tr'den de videolarınızı gönderebilirsiniz. Stüdyomuza gelebilirsiniz. Mesela bugün gelseydiniz Fuat Ergin'le tanışacaktınız. Belki bir rapçi bir arkadaşımızı bugün alabilirdi. Keyifli olabilirdi. Ama ne yapalım artık bugün şey oldu biraz şey üstü, yılbaşı üstü biliyorsun ki etraf karışıklar. Bizim de burası karışık. Çok sağ olun valla geldiğiniz için. Çok memnun oldum. Aynen. Fuat'cığım. Türkçe rapin sadakaya ihtiyacı yok. Bunu unutmayın. Hepinize teşekkürler. Fuat'tan bir mesaj geldi. Sana da bana da mapusta tek çare kapuska. Aynen kardeşim. İşte buydu. Peki arkadaşlar görüşeceğiz. Sizden sonra kendinize bakın. Hoşçakalın.